Merhaba arkadaşlar. Yaptığımı beğendiğim kanalına hoş geldiniz. Ben Mehmet Gerçek. Bu dersimizde Substance Painter'dan fill layer'ları, materyal ve smart materyalleri göreceğiz. Şimdi hemen yine mikmetimizi alalım. Bir önceki derste hatırladığımız üzere biraz fill layer'a geçmiştik. Şimdi detaylı bir şekilde fill layer'ı anlatacağım. Şuradan file'den open simple'a basıyoruz. Mikmeti seçtik arkadaşlar. Mikmetimiz geldi ve aktif oldu şu anda. Şimdi yine biz baş kısmından yapacağız. Head seçili buradan, texture set listten. Solaya bastık. Diğerlerini gizledik. Şurada bir tane layer'ımız var. Bizim layer'la işimiz yok. Fill layer'ı göreceğiz. Siliyorum layer'ı. Fill layer'ı nereden ekliyorduk? Şuradan bakın, kova gibi bir şey var. Ona tıkladığımızda hemen bir fill layer atıyor kendisi. Şimdi fill layer'da şöyle bir özellik var. Tamamını boyuyor. Şimdi hemen görelim. Sağ tuşa bastım. Şuradan materyal ikonuna tıkladım. Yani tümüne etki ediyor. Fill layer adı üzerinde dolduruyor. Kırmızı rengi verdim. Verdim kırmızı rengi. Sonra metaliği arttırdım mesela. Bakın metaliği tamamına veriyor. Roğunusu düşürüyorum biraz. Tamamına veriyor. Şimdi şöyle alt ve sol tuşla döndürdüm. Şöyle bir görelim. Ben şimdi istiyorum ki şurası boyanmasın. Bazı yerleri boyamak istiyorum. Her yer boyamak istemiyorum. O zaman ne yapacağız burada? Şöyle bir işlemimiz var arkadaşlar. Şuradan şeyi seçiyoruz. Fill layer'ı. Sonra bakın şurada bir tane kare, ortasında yuvarlak var. Oraya tıklayıp Add White Mask var mesela. Şöyle White Mask'ı ekledik. Sonra şu White Mask'ın eklediğimiz beyaz kısmı, bir tane kırmızı, bu bizim fill layer'ımız. Şu da verdiği beyaz maske. Şu beyaz maskeyi seçiyoruz. White Mask'ı seçtik. Şimdi artık burada siyaha boyadığımız yerlerde fill layer'ın aktifliği gidiyor arkadaşlar. White mask da böyle. Bakın. Şöyle boyayabiliriz. Buradan da boyayabilirsiniz. Şimdi sağ tuşa bastığımızda şöyle şuraya basalım. Gray skala vardır şu. Gray skala. Mesela sileceğimiz zaman da mesela yanlış bir yeri şey yaptık. Beyaza getiriyoruz. Bu sefer beyaza boyamış oluyoruz. Şöyle bir mantık var. White mask verdiğimiz zaman siyaha boyadığımız yerler istemediğimiz yerler oluyor. Beyaza boyadığımız yerlerde istediğimiz yerler oluyor. Şöyle sağ tuşa bastım. Bakın grayscale işaretli. Siyaha getirdim de rengi. Bakın çizdiğim yer artık şu verdiğimiz fill layer aktif olmasın demek istiyoruz orada. Şöyle bir şekiller çizdim. Şimdi şu white mask'ı sağ tuşa basarak bakın invert mask var, clear mask var, remove mask var. Sağ tuşa bastım ama mask'ın üzerindeyken, mask seçiliyken şurada clear, clear dersek temizliyor sıfıra, remove dersek kaldırıyor, invert dersek de tersine çeviriyor. Şöyle bir özelliğimiz var. Şimdi biz burada remove yapacağız, kaldıracağız, bir de black mask vereceğiz. Genelde ben black mask kullanıyorum. Şöyle yani aslında şey var, farkı, tek farkı birisinde siyah boyuyorsun, birinde beyaz boyuyorsun. Ama şimdi şöyle bir şey var. White mask verdiğin zaman şimdi nesneye bakacaksın. Tamamını mı boyayacaksın? Yoksa hani boyayacağın kısma göre orada maskı seçebilirsin. Şimdi seçiyorum. Sağ tuşa bastım. Sağ tuşa basarak da verebilirsiniz. Ama biz şuradan verelim. Şuradan Add black mask dedim. Black mask'ı verdim. Şimdi burada hemen sağ tuşa basalım. Gray scale tuşuna basalım. Burada bakın beyaz aktif. Yine aynı şekilde beyaz renkte boyadığımız yerler kırmızı oluyor. Şöyle siyah renge boyadığımız yerlerde yani siliyoruz artık bu şeyde,
Yani burada tam beyaz maskın tam zıttı. Beyaza boyarsak renk aktif oluyor. Yani white mask verirsek ürünü siliyoruz. İlk vereceğimiz zaman white mask vermek çok mantıklı. Neden? Şimdi şurayı boy burayı vermek istemiyorum. Ben burayı siyaha boyuyorum. Yani burası beyaz olsun istiyorum mesela. Atıyorum. Şu anda boyuyorum da. Yani vereceğimiz yer az ise white mask'ı kullanmak daha mantıklı. Ama layer'ın üst katman olarak atayacaksanız, ikinci bir katman olarak atayacaksanız, o zaman white mask en mantıklısı. Black mask en mantıklısı. Şimdi buradaki mantık, mask mantığı bu. Şöyle yapalım. Bunu bir silelim. Hani şey yaptık. Sağ tuşa bastım. Remove mask dedim. Şimdi kırmızı aktif. Ben istiyorum ki şurayı da sarıya boyayayım. Hemen bir tane daha fill layer ekliyorum. İkinci bir renk vereceğim. O zaman ne yapacağım? Black mask vermem lazım. Bunu sarı rengini değiştirelim. Sağ tuşa bastım. Materyalden sarı metalik yapacağız bu sefer. Şunu da dynamic işaretleyelim. Sarıya gelelim. Sarı. Metalik. Ronus'u da biraz düşürelim. Şöyle bir şey yaptık. Şimdi burada white mask vermek pek mantıklı değil arkadaşlar. Burada black mask vermek mantıklı. Neden? Şurayı boyayacağım sadece. Şimdi sağ tuşa şuradan tıklıyorum. Add black mask diyorum. Her yer kırmızı oldu. Artık burada sarı istediğim yeri boyayacağım. Bakın artık istediğim yeri burada boyuyorum. Boyadım, burası sarı oldu. Şimdi Ctrl Z yapıyorum. Ben size daha bir kolay yöntemini göstereceğim boyamanın. Şimdi bir tane kırmızımız var, bir tane sarımız. Sadece şurayı boyamak istiyorum ben. Ne yapıyorum buradan arkadaşlar? Şuradan poligon fil kısmını, fırçayı değil poligon fili işaretliyorum arkadaşlar. Poligon fili seçiyorum. Ve bakın şurada properties ayarlarında fil modları var. Yani sağ tuşa bastığınızda da bu fil modları gelir. Hemen renk, gray skalamız, color'ımız ne? Siyah ve beyaz iki tane renk var. Yine aynı şekilde bu mask seçiliyken yapıyoruz bunu. Şimdi şurayı boyayacağız değil mi? Şurayı yaklaştırdım. Sağ tuşa bastım. Fill modlar nelermiş onları görelim. Üçgen. Üçgende tıklıyorum arkadaşlar. Şöyle. Şu kareler var ya, poligonlar. Bunu iki poligonu bir seferde boyuyor. Yani üçgen boyuyor. Sonra hemen tıklayalım. Sağ tuş poligonu tıklıyoruz arkadaşlar. Poligonda da her kareyi teker teker boyayabiliyoruz böyle. Yani bunda bütün parçaları boyayacaksak bu daha güzel. Ama biraz daha estetik boyamak istiyorsak fırça güzel. Şimdi ben buranın tamamını boyamak istiyorsam sağ tuşa basıyorum arkadaşlar. Bu da birbirleriyle bağlantılı bütün objeyi boyuyor. Yani şuna bastığına bakın, şurayla birbirleriyle bağlantılı olan bütün nesneleri boyadı. Tamam. Biz tekstürü boyamak istiyorum. Tekstür daha mantıklı. Her parçayı ayrı ayrı boyuyor. Şurası bir ayrı parça, burası bir ayrı parça, şu ayrı parçalar, hepsini ayrı ayrı boyayabiliyorsun. Sadece bir defa tıklıyorum. Bakın şurayı boyadı. Poligon filde biraz daha kolay işlemimiz. Bakın şu kısmı da boyamak istiyorum ben. Şuraya tıklıyorum. Tek seferde. Bak şu iki kısmı boyadı. Artık fırçaya bir geçelim. Görüntü nasıl oldu bir bakalım. Bakın gayet güzel. Ben ne yapacaktım fırçayla boyamak istesem? Şurayı bir boyayacaktım, burayı boyayacaktım ama poligon fille ne yaptık? Poligon fili seçtik. Sağ tuşa bastık. Fil modlarından tekstürü seçtim. Artık şu her parça için ayrı bir kere tıklamanız yeterli. Bakın şurada küçük parçalar için de birer kere tıklayabilirsiniz. Boyuyoruz. Burada yapacağımız diğer bir işlem ise arkadaşlar. Mesela ben şurayı yanlışlıkla şu boyamak istemedim. Şuraya dokundum. Ah, gitti. Ne yapacağız o zaman? Sağ tuşa basıyoruz. Bu sefer color'ımızı beyazdan siyaha getiriyoruz. Tekrar tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın o boyalı yer kalkıyor. Yine aynı renk de burada aynı. Black mask veriyorsak
beyaza boyadığımız yerler ne oluyor? Aktif oluyor. Yani sarı geçerli oluyor. Siyaha boyadığımız yerlerde de kırmızı alttaki değer geçerli. Şimdi buradaki layer mantığını anladık arkadaşlar. Birden fazla layer üste koyarsınız. Bir layer daha eklersiniz. En üstteki layer geçerli olur arkadaşlar. Fill layer yaparsanız en üstteki layer'ın rengi hangisi ise o geçerli olur. Şuradan da şöyle yapalım. Buraya da bir mavi verelim. Dynamic işaretleyelim. Dinamiği. Mavi verelim şöyle. Hepsi mavi oldu. Mavi plastik olsun. Şimdi yine bir black mask verip black mask veriyorum. Şimdi bu taraftan şurayı mavi plastik yapacağız. Ne yapıyoruz? Hemen poligon file gelelim. Yani klavyeden de 4'e basarak geçebilirsiniz. Şurayı tıklayacağız arkadaşlar. Şuraya. Ama neden olmuyor? Ben rengi değiştirmişim. Hemen basalım. Basıyorum basıyorum olmuyor. Hemen burada Properties'ten bakıyorum. Texture işaretli ama color olarak siyah işaretli. Sağ tuşa basıyorum. Beyaz yapıyorum. Şuradan tıklıyorum. Bakın mavi plastik oldu. Şöyle bir bakalım. Ne yaptık? Sadece fill layer'larla böyle güzel bir şekilde boyamayı gerçekleştirdik arkadaşlar. Şimdi bu fill layer'ları sileceğim. Hemen sileyim. Yeni bir şey daha göstereceğim burada. Materyal olayını göstereceğim. Şimdi şu kısımdan, shelf kısmından şuradan materyali seçiyoruz arkadaşlar. Substance Painter bize default olarak materyaller ayarlamış. Onları istediğiniz kullanabilirsiniz. Bakın şurada bir alüminyum var. Hemen sürükleyip bıraktım. Ne geldi? Alüminyum geldi. Şimdi sağ tuşa basarak bazı ayarlar yapabiliriz. Şu ayarlar menüsüne gelelim. Bakın scale kısmı var. Oynatmıyormuş. Yeni sürüm. Bunu da oynatmıyor galiba. Sağ tuşa bastım. Scale. Scale arttırıyorum mesela. 5 yapıyorum. Ne yaptı? Hop. Şu şeyi küçülttü. Bakın şuradaki yerle shift ile beraber küçültüp de büyütebilirsiniz. Şu yerlerden mesela. Şurayı uzaltıp kısaltabilirsiniz. Şu noktaların üzerine gelerek farklı farklı işlemler yapabilirsiniz. Bakın şurada nokta seçenekleri var. Small yapabilirsiniz şu kısımda. Medium, large, şu small seçenekli. Bu tarz işlemler yapabilirsiniz şuradan. Bunu da taşıyabiliyorsunuz. Döndürebiliyorsunuz. Bakın şöyle çift taraflı ok çıktığı zaman döndürebiliyorsunuz. Tamam, ben bunu aldım. Böyle yapmak istiyorum çapraz ama sadece ortası olsun istiyorum burada. Diğer yerler olmasın. Diğer yerler alüminyum olmasın. Neden oluyor ki? O zaman ne yapacağım? Black mask'ı veriyorum arkadaşlar. Sadece şu orta kısım şey olacak. Yani aynı fill layer'daki mantık da arkadaşlar şeydeki mantık gibi. Fill layer mantığıyla aynı. Yani smart materyallerin mantığı fill layer'la aynı. Ne yapacağız? Şuradan black mask'ı veriyorum. Hemen polygon fill'i seçelim arkadaşlar. Sağ tuşa basalım. Rengimiz beyazda tekstürü şey yapalım. En son ayar zaten şey oluyor. Şuraya tıkladığımız an burası alüminyum oldu. Tamamdır. Yine işlemimiz bitiyor. Şimdi şuradan sürükleyip tekrar bırakıyorum arkadaşlar şuraya. Bir de gri alüminyum verdim. Bakın dokular aynı kaldı. Gördünüz mü? Alüminyum verdim. Şu alttaki alüminyum bunun dokuları duruyor. Şimdi ben şuraya ya da şuraya bir alüminyum verelim. Ne yapacağız? Yine şuraya şeyi seçiyoruz. Materyali. Bakın sonra sağ tuşa basıyoruz bu materyalin üzerinde ya da şuradan direkt seçtikten sonra black mask. Black mask'ı verdik. Nereye yapacaktık? Şuraya. İster buradan tıklayabilirsiniz arkadaşlar. İster buradan. Ne yapacağız? Polygon fill seçili. Sağ tuşa basalım. Rengimiz tamam beyazda. Tekstürümüz şey aktif. Tıkladım. Burasını da alüminyum yaptım. Sonra bir fırçaya gelelim. Nasıl görünüyor? O poligonların görüntüsünden kurtulalım. Farklı bir metal. Bu kendisi ayarlamış arkadaşlar. Şimdi sağ tuşa basarak burada ayar yapmamıza gerek yok. Zaten 9'u şey
Belirli. Şimdi buradan bir de kumaş atalım arkadaşlar. Bakalım fabric soft diye bir kumaş atacağım. Bıraktım arkadaşlar. Fabric soft'u. Bu sefer bu dış yüzeyi, şu yuvarlığa kumaş yapacağım. Ne yapmam lazım? Ama biraz kalın olmuş değil mi? Kumaş biraz kalın. Bunu ne yapacağız? Sağ tuşa basıyorum arkadaşlar. Şuradan scale'den ya da şuralardan da küçültebilirsiniz. Scale'den yaparsanız daha güzel. Bunu 5 yaptım arkadaşlar scale'i. Şöyle daha kota benzedi. Sonra sağ tuşa tekrar basın. İsterseniz rotation yapabilirsiniz. 45 derecede döndürelim. Mesela buradan 45. Şimdi offset var arkadaşlar. Offset X bakın şöyle hareket ettirebiliyorsunuz. Offset Y şöyle. İsterseniz tutup da hareket ettirebiliyorsunuz. Şöyle. İsterseniz şu offsetten de hareket ettirebiliyorsunuz. Böyle. Bu daha nizami bir şekilde yapmak için bunları kullanabilirsiniz. Tamamdır. Şimdi bu sadece şu kısmı ilgilendirecek bu kısım. Ne yapacağım? Fabric Soft demin seçiliyken şuradan Add Mask kısmına tıklayıp Black Mask'ı veriyorum. Black Mask'ı verdim ve şurasını şey yapacak. İsterseniz fırçayla da boyayabilirsiniz ama poligon fil daha kolay. Hemen poligon fili seçiyoruz. Sağ tuşa basıyoruz. Tekstür zaten seçili. K'larımızda beyaz da kontrol ettik. Şuradan da kontrol edebiliriz direkt. Bastım ve burası kumaş oldu. Ben istiyorum ki şurası da kumaş olsun. Şu iki yer. Ve şu iki yer kumaş oldu arkadaşlar. Tamamdır. Ve şurada aşağılara doğru gidiyorum. Bir tane de ahşap buluyorum. Wood, walnut. Şöyle bir fırçaya geçelim de bir görelim. Diğer kısımları da bu walnut yapacağız. Yani ceviz ağacı. Şöyle bıraktım buraya. Dördüncü materyalimiz geldi. Her yer ceviz ağacı gibi oldu ama ben sadece nereye yapacaktık? Bak önceki dokular da hala duruyor. Bu dokularla da birleştirdi. Hemen Black Mask verelim. Seçili şey. Black Mask'ı verdik. İşlemi tamamladık. Hemen ne yapacağız? Diğer seçili olmayan yerlere vereceğiz artık arkadaşlar. Poligon fili verdik. Şurası mesela ceviz olacak. Şuralar. Ah bak fazladan işaretledik şurayı. Şuralardan tekstürlerden işaretlesek daha kolay olacak. Şöyle seçelim. Sol tuşla basılı tutarak şöyle sürüklediğinizde de fazla yerleri görebilirsiniz. Şimdi buradan fırçayı seçtim. Bakın birden fazla materyali verdik arkadaşlar. Şurası alüminyum. Şurası alüminyum püre. Burası fabric soft denim. Şurası da wood walnut yani ceviz ağacıymış. Böyle bir şey yaptık arkadaşlar. Burada bu dersimizde neleri gördük? Fill layer'ı ve hazır materyalleri gördük. White mask, black mask'ı gördük. Bir dahaki dersimizde iki maskı birleştirme çeşitlerini göreceğiz arkadaşlar. Yani şu efekt kısımlarını göreceğiz. Ve efekt kısımlarını gördükten sonra smart materyalleri göreceğiz arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.